Dünyada hızla gelişen sanayileşmeye paralel olarak tarım alanlarında sürekli bir azalış mevcuttur. Sürdürülebilir tarım sistemlerinin uygulanması tüm ülkelerde tarım politikalarının ana hedefleri haline gelmiştir. İyi tarım uygulamaları ancak iyi bir tarım öğretimi ve Ar-Ge ile gerçekleştirilmektedir. Uzun yıllar bir tarım ülkesi olarak nitelendirilen ülkemizde son yıllarda sanayileşme adına çok büyük atılımlar yapılmış olsa da tarım sektörü hala çok önemli bir sektördür. Bildiğiniz gibi bu yıl tarımsal üretimin 172. yılını itiraf etmekteyiz. İtiraf ettiğimiz bu 172. yılın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziraat mühendisliği bildiğiniz gibi tarihin en eski ve en köklü mesleklerinden biri. Bugün bu makamlarda bizler mevcuduz. Bizim siz genç meslektaşlarımızdan beklentimiz bugün bulunduğunuz günlerde az önce üniversitemizin tanıtımını izledik. Çok güzel bir üniversitede eğitim öğretimi görüyorsunuz. Bundan faydalanmanızı, hocalarımızdan sonuna kadar faydalanıp bunu değerlendirmenizi bekliyoruz. Yarın bizim bulunduğumuz makamlarda, koltuklarda sizler olacaksınız. Mesleğinizi ve meslektaşlarınızı sevmenizi istiyorum. Mesleğinize çok önem göstermenizi istiyorum. Çünkü çok köklü bir mesleğe sahibiz. 1846 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'nde başlayan bir tarımsal öğretim süreciyle bugünlere geldik. Biz o öğretimle beraber bugün buradayız ve sizleri seslenebiliyoruz. Sizden beklentim mesleğinizi sevmeniz ve meslektaşlarınızı sevmeniz. İleride mesleğimize daha büyük katkılarda bulunacağınıza inancım tam. 172 yıl önce Halkalı Ziraat Mektebi'nde başlayan ziraat eğitim ve öğretimin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini bu vesileyle ülkemiz tarafına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Şimdi ben fakültede ben hukuk fakültesi mezunuyum. Son sınıfta bizim seçmeli dersimiz vardı, toprak hukuku. Bu dersi almıştım. Kendim de öğretim üyesi olduktan sonra uzun yıllar anlattım. Şimdi biz bu derste de karşılaştırma yaparken hep şunu söylüyoruz. İşte bizde toprak her geçen gün mirasla tarım toprağı bölünüyor, bu verimi düşünüyor, masrafı artırıyor. Bu yüzden de işte şehre göçte hızlanıyor. Üstelik hep biz şununla övünürdük, biz kendi kendimize yetebilen bir ülkeydik tarımsal üretimle. Ama şu anda işte ithalat yapıyoruz. Hepimiz de bunu işte serzenişte ifade ediyoruz. Şimdi gördüğümüz, bilmiyorum sizin tespitiniz nedir ama benim görebildiğim bizde de tersine bir yöneliş var. Artık büyük arazi sahipleri ortaya çıkıyor. Evet, küçük çiftçiyi kaybediyoruz. Onlar şehre yöneldiler. İşçiliği veya memurluğu tercih ediyorlar. Belki konforu tercih ediyorlar. Ama tersine sermayesi olan, araç gereci temin eden ve büyük arazileri olan büyük çiftçiler çıkıyor şu anda. Bu bir taraftan sevindirici. Gerçekten inşallah verim de artırır. Yeniden ithalattan kurtulup her şeyle kendine yeter bir ülke haline geliriz. Tarımın açılış konuşmasında da bahsedildiği gibi verimli ilan dediğimiz yerde günümüzden en az 10 bin yıl önce başladığını herkes kabul ediyor.
Böyle bir yer bizim Anadolu'muzun önemli bir parçasını içine alıyor. Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi bu ile bugünkü kültürlerin temeline atılmıştır. Kültür bitkilerin hepsi yabani bitkilerden elde edilmiştir. Kendiliğinden çıkmamış bir ortaya. İnancımıza göre ilk peygamber Hazreti Adem ilk çiftçidir. Aynı zamanda öğretici olduğu için ilk sıra mühendis. Evet, fertil, verimli ilan dediğimiz şeyin resmini görüyorsunuz. Burada menşe Orta Doğu olan, bugün önemli kültür bitkiler olan arpa, buğday, mercimek, bezelye, nohut, zeytin, hurma, üzüm, keten gibi bitkilerin orijin merkezi, yani gen merkezi burası aynı zamanda. Türkiye'de zirai eğitimi iki döneme ayırabiliriz. Osmanlılar dönemi ve Cumhuriyet dönemi. Zirai eğitimin kilometre taşları olarak da ziraat tarimhanesi, Halkalı Ziraat Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, YÖK kanununa kadar olan gelişmeler, YÖK'ten sonraki gelişmeler olarak sıralayabiliriz. Ziraat, Osmanlı Devleti'nin geleneksel gelir kaynağı ve aynı zamanda beslenme kaynağı iken, babadan oğula geçen bir sistemle bilgiler öğreniliyordu. Bu diğer yerlerde de hemen hemen aynı. Ziraatın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara baktığımızda bu Tanzimat Devri'ne 1839'dan sonraki dönemlere denk geliyor. Orada her sahada olduğu gibi ziraatta da bazı gelişmelerin üzerinde ciddi şekilde durulmuştur. Bu şeyden olmak üzere 1843 yılında Maliye Nezaretinde Ziraat Meclisi kurulmuştur. Bu tarıma yönelik reformda özellikle ihracatı yapılan bitkiler üzerine daha ağırlık verilmiştir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz son dönemlerinde borç batağına yavaş yavaş batmak üzere, yani bu tedbirlerin alındığı zamanlarda gelir getirebilmesi için özellikle ihracatı önemli olan ürünler üzerinde fazlaca duruluyordu. Bu ürünün içinde bazı teşvik tedbirleri getirildi. Bunların en önemlisi vergi alınmaması, bunlara araç gereç sağlanması, ayrıca bunların yetiştirdiği yerlerin yollarını yaparak limanlara çabuk ulaştırılması, bunun dışında yurt dışındaki sergilerden gösterilerek ihracatının teşviki gibi bazı kolaylıklar üzerinde durulmuştur.